Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz. Bugünkü videomuzun konusu tövbe duası. Arapça okunuşu ve anlamını size aktaracağız. Aynı zamanda bu videoda görselimizde tövbe duasının latin harfleriyle yazılışı da mevcut. Her ne kadar latin harfleriyle mümkün olduğunca okunmamak gerekse de henüz Arapça okunuşunu kavramayan, kavramayanlar için bu latin yazılışını da biz buraya yerleştirmiş olduk. Tövbe duasının Arapçasını biz okuyacağız. Siz kardeşlerimizin de takipçilerimizin de tekrar etmesini istiyoruz. Telaffuzların doğru bir şekilde yerleşmesi için. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azim. الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبه عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا Şimdi bu okuduğumuzun kelime kelime manasını size aktarıyorum. Estağfirullah ben Allah Allahu Teala'dan istiğfar, mağfiret talep ediyorum, bağışlanmayı talep ediyorum. El Azim yüce olan Allah'tan. Ellezî o Allahu Teala öyle bir Allah'tır ki la ilahe hiçbir ilah yoktur illahu ancak o vardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. El hayyu o Allah her an diridir. El kayyumu her an her şeyin idaresini elinde bulundurandır. Ve etubu ileyhi ve ben yalnızca ona dönüyorum ona tövbe ediyorum. Tevbete abdin zalimin. Zalim bir kulun tövbesiyle o Allah'a tövbe ediyorum. La yemliku li nefsihi hem de o zalim kul kendi nefsine sağlayamaz. Darran hiçbir zarar ve la nef'an. Yani kendisine ne zarar ne de fayda veremez. Ve la ve la Ne ölümüne ne de yaşamına hükmedemez. Ve la ve yeryüzünde gezip dolaşma hususunda hiçbir etkisi, gücü, kuvveti yoktur. Güç, kuvvet sadece ve sadece Allah'a aittir. Evet şimdi bu tövbe duasının toplu olarak anlamını size aktarıyorum. En alt görselimizin en alt kısmında anlamı. Ey kendisinden başka ilah olmayan, hay ve kayyum olan ulu Allah'ım. Senden mağfiret dilerim. Ben ne fayda ne zarar ne ölüm ne de hayat hususunda kendisinde hiçbir güç olmayan zalim bir kulunun tövbesiyle tövbe ediyorum. Beni bağışla ey yüce Rabbim. Şeklinde hatalarımızın, kusurlarımızın tövbe o, tövbelerimizin kabul olması için kusurlarımızın affı, mağfireti için bu Peygamber Efendimiz'in dilinden bize ulaşan duayı gönülden, günahlarımızdan pişman olmuş bir şekilde yaparsak inşallah Rabbimizden affımıza, mağfiretimize vesile olur diye inanıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz cümlemizin hatalarını, kusurlarını bağışlasın. Mümkün olduğunca da suç işlemekten her şeyin sahibine karşı isyan etmekten Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Diyerek videomuzu bitiriyoruz. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Videomuzu beğenmeyi ve Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videolarımızın devamının gelmesi, sizlerin beğenmesi ve takibine bağlı kıymetli izleyenlerimiz.